2024 yazında sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkemizde de yaz boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretti. Gündüzleri kavrulduğumuz, geceleri de sağlıklı bir şekilde uyuyamadığımız bir mevsim geçirdik. Klimatolog Erdinç Uslan, Türkiye'nin içinde bulunduğu kuşağın yavaş yavaş ekvator kuşağının etkisi altına girmeye başladığını belirterek, önümüzdeki yılların daha sıcak olabileceğini belirtti. Yavaş yavaş sıcak kuşağın ekvatordan daha yukarılara çıktığını görüyoruz. Bu da bizim üretim ağımızda, ürünlerle ilgili, tarımsal ürünlerle ilgili üretim ağımızın değişmesi gerektiğiyle de ilgili bir takım ipuçları veriyor. Örneğin daha tropik ürünler yavaş yavaş yetiştirmeye başlayacağız. Domates, biber, patlıcan yerine belki avokado, mango yetiştireceğiz, belki incir, hurma yetiştireceğiz. Ancak sıcaklıkların etkisinin bu denli bu yıl özellikle kendini göstermesi, önümüzdeki yıllardaki yine bu sıcak hava dalgalarıyla karşılaştığımızda bu felaketlere karşı hazırlıklı olunmasını da gerektiriyor. Bu anlamda devlet büyüklerimizin mutlaka atacağı adımlar vardır ama biz bu işin içerisindeki insanlar olarak önerilerde bulunmak zorundayız bu konuyla ilgili. İnsan sağlığının, özellikle dışarıda çalışan işçilerin, dışarıda çalışmak zorunda kalan insanların sağlığının, diğer canlıların sağlığının düşünülmesi, aşırı sıcakların çok ciddi şekilde hayati sorunlar oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönem gerçekten sıkıntılı. Kış aylarında hava sıcaklıklarını yine yüksek gördük. Artık kar görmez oldu batı bölgelerindeki yaşayan insanlar. Tahmin ediyoruz bu şekilde devam edecek olursa, atmosferin ısınmasına sebep olan sanayileşme devam edecek olursa, önümüzdeki yıllarda daha büyük sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız.